Merhaba arkadaşlar. Ben kanayazıyor.com'dan Emre. Bugün sizlerle beraber C# dilinde Windows Application hakkında SpaceForm geliştirmesini göreceğiz. SpaceForm nedir? SpaceForm bu Nero 8'in kullanmış olduğu yeni bir özellik. Daha doğrusu yeni yeni kullanılan bir özellik programlamada. Nero 8'de biliyorsanız üzerine çıktığınızda ekranda bir daire geliyor. Gif resim içerisinde bir yeşil simge dönüyor ve daha sonra Nero 8'in ana menüsü geliyor arkadaşlar. Bizler de böyle uygulamalar geliştirebiliriz. Ben Frameworks'te şöyle bir uygulama yaptım. Bu uygulamamda SpaceForm'da bu resmi kullanacağım. Şimdi hemen ben bunu daha öncesinde kaydettim. Şurada dersler içerisinde Windows Application içerisinde WinDebug şu resmi kullanacağız. Bu resmin hemen bir kopyasını alalım. Masa üstüne yapıştıralım. Şuraya koydum. Şimdi SpaceForm nedir? Hemen ona bakalım. Sizler de şu anda görüyorsanız şu uygulamamı çalıştırdığımda ekrandan şöyle bir resim geldi. Ve bu resim bir süre durduktan sonra şu an bakın geri saydamlık değerini aldı gitti ve ana formum geldi. Eğer sizler de görebiliyorsunuz. Şimdi biz bunun aynısını geliştirmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen ben buradan bir tane Windows Application açıyorum. Tamam diyorum. Dersler klasörü içerisinde açtı. Şimdi bu form 1'in öncelikli olarak birkaç özelliği var. Transparent key özelliğini white yapıyorum. Start position özelliğini country yapıyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Burada form border stilini none yapıyorum. Ve back color özelliğini de beyaz yapıyorum arkadaşlar. Şimdi form 1 üzerinde yapacaklarım bunlar. Yeni bir tane form ekliyorum. Ana form. Biz de buna main adını verelim. Evet. Main formu kapatıyorum. Daha sonra Solution Explorer menüsünden program nokta CSV dosyamı açıyorum ve Application nokta run new main diyorum. İşte bunu kaydettim. Bu sayede form 1'im kapandıktan sonra main formum açılacak. Form 1'ime iki tane timer kontrolü ekliyorum. Timer 1'in enabled özelliğini true yapıyorum. Şimdi kod kısmına geçebiliriz arkadaşlar. Kod kısmında öncelikli olarak this opticity özelliğini sıfır yapıyorum. Bu sayede formum burada da yazmış olduğumuz gibi saydam oldu. Formum sayede saydam oldu. Şimdi aşağıya private bitmap arka fon nev bitmap resmin adı neydi? Kariyer nokta jpeg. Şimdi kariyer nokta jpeg'imi dersler içerisinde Windows Application 1'in Bing klasörü içerisinde de bunun içerisine attım. Daha sonra private reg transe sınır diyorum. Nev restançe 0 0 300 girmiştim ben. 250. Evet. Burada arkadaşlar öncelikli olarak x ve y koordinatlarını veriyoruz.
Daha sonra da width ve height özelliklerini atadık. Şimdi bir tane sayaç yapacağız. Sayaçla timer kontrollerine hükmedeceğiz. Private float sayaç eşittir 0. Buna da 0 değerini atadım. Şimdi form birimi yeniden oluşturacağım. Pardon. Override void onPaint özelliğini metodumu yazıyorum. Bunun içerisinde e.graphics nokta drive image özelliğini burada arkadaşlar şuradan hemen kısaca bakacak olursak resim hakkında yani formu resme göre yeniden yaratıyorum. Hemen bizler de aynısını yapalım şunun. Hatta buradan alalım. Şuraya kadar tamam. Şuraya kadar alsak ya da almayalım hiç gerek yok. Anlayalım. Image diyor. Arka fon sınır gene X ve Y koordinatları 0. Şimdi burada resmin arka fon nokta width'ini vereceğim. Virgül arka fon nokta height veriyorum ve burada arkadaşlar grafik unit nokta piksel cinsinden diyorum. Şunu şu şekilde aşağıya attım. Evet. Yazacağımız kodlar kısmen bu kadar. Şimdi burada sayaç birim teşvik olayına giriyorum. Öncelikli olarak sayacımı arttıracağım. Sayaç diyorum. Artı eşittir 0.03f diyorum ve sayacımı arttırıyorum. Sonra this bunu saydamla bağlıyorum. Overt ve opacity sayaç diyorum ve if eğer sayaç büyükse sıfırdan ne yapsın? Timer bir enabled false timer 2 enabled true yapsın. Burada da yazacağım kodlar bu kadar. Şimdi sayaç birin hatırlıyorsanız enabled özelliğini true yapmıştık biz. Sayaç 2'ye geçiyorum. Sayaç 2'de sayacımı timer 2'de sayacımı azaltacağım. Bunun için sayaç diyorum. Eksi eşittir 0.03f float türünden tanımladığımız için sayaç değişkenimizi yukarıda f2'nin sonuna ekliyorum arkadaşlar. This nokta opacity sayaç dedim. If this eşitse 0.0 pardon 0 f'e ne yapsın? This close kapas. Evet, kodlarımız bu kadar arkadaşlar. Çalıştırdığımda görmüş olduğunuz gibi eğer görebiliyorsunuz şu anda. Öncelikli olarak resmim geldi ve hemen arkasından şu an hala resmi duruyor. Evet, şu an saydamlarını kaybetti ve main formumuz gelmiş oldu. Burada kısaca tekrar bakacak olursak burada saydamlık özelliğini atladık. Resmimizi gösterdik
resmimizi atadık formumuza. Formumuzun sınırlarını çizdik. Nerede olacağını, işte boyutunu, büyüklüğünü verdik. Burada Project Override Void on Paint metoduyla da bunları formuma attım arkadaşlar. Yani formumuzu yeniden oluşturduk, yarattık diyebiliriz. Burada tekrar sayaç özelliğimize, işte timer birin çizgi olayında sayaç özelliğini 0.03 f türünden olduğu için değerini arttırdık. Bunu saydamlığa atadık. Yani gelerek koyulaşmasını sağladık. Ve eğer sayaç 2'den büyükse timer enabled false, timer 1 enabled false, timer 2 enabled true yaptık ve timer 2'ye olayı atadık arkadaşlar. Timer 2'de sayacımızı 0.03 f süresince küçülttük ve bunu saydamlığa atadık. Saydamlık böylece gelen resim saydamlıktan gelip koyulaşan resim aynı şekilde tekrar koyuluğunu kaybederek formumuzdan yavaş yavaş kaybolmaya başladı arkadaşlar ve 0.0f'e eşit olduğunda form birimizi kapatmasını söyledik. Böylece de program.cs'de yazmış olduğumuz application room nav main komutumuz çalıştı ve main formumuz ekranımıza gelmiş oldu. Bir daha bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi şu anda resmimiz hala duruyor. Evet. Ve yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Kayboldu. Ve main formumuz geldi. Ana formumuz gelmiş oldu. Ve ben kariyervideo.com'dan Recep Emre Sel. Herkese iyi sabahlar diliyorum. Burada bu konu hakkında diyeceğim bir şey daha var. Bu olay aslında bir döküman. Biz bunu yani kendi başımıza bulmadık. Kimsenin hakkını yemeyelim. Bu olayı bir arkadaşım sordu, birkaç arkadaşım sorduğu için bizler de video yapma kararı aldık, araştırdık, ne olduğunu bulduk. Kısaca video yapma kararı aldık. Böylece herkese iyi günler diliyorum.